Öncelikle 2 dakika bölüleceğim. Yakın zamanda bana çokça sorusu gelen KFC, Barışcan, Barışçı artık ne diyorsanız. Lül'ü bırakıyorum videosunun sonunda Şerefe'ye laf etmiş gibisinden yorumlar üzerine bu konu hakkında birkaç şey söylemem gerektiğini fark ettim. Fakat konumuz burada olduğu için onun da hem vaktini çalmak hem de böyle bir konuda zan altında kalmaması için sonuçta benle söyleyen kişi arasında konumuzu da bilgilendirerek açıklamamı videonun en sonuna koydum. Yani hem olay örgüsü bölünmesin hem boş yere zamanımız çalınmasın diye isteyenler önce vaatli olan bölümümüzü izleyebilir. Bu konu hakkında açıklamamı görmek isteyenler de videonun sonuna gidebilirler. Keyifli seyirler şimdiden. Her Herkese selamlar ben Efe Karlova ve uzun zamandır beklediğiniz şerefenin yeni konu sizin yorumlarınızla Vahit yani kasa hoş geldin. Onda da başlıkta bronz yazıyor. Challenger birincisi bronza giderse. Ne kadar güzel başlıkların var. En azından bronzda çektiğini söylüyorsun. O da mutlu olur ben cevap verdim diye. Hiç içerik üreticisi olup win trade yapana denk geldin mi? İşte kanka ne yapıyorsun? Hesabımı 10 maçlık verdim. E, win trade atıyorlar sonra konuşuruz. Vahit bir ayda her şey dahil bu hayata girdiğinden beri en fazla ne kadar kazandı? Bu camiada biri şu adamı tutsun silksin artık dediğin herhangi birisi var mı? Ya şimdi bu soruya cevap verirsem <laughs> kendimi yakarım herhalde. Yani Ama... eskiden yapılan olayları yüzme vurdular. O zaman delirdim. <laughs> i̇sim yani verirsen şimdi bir anda patlarım yani. Bu ofiste aranda ne oldu? Bu kışkırtmanın bir gerçeklerini bize anlatabilir misin? Ulan ben TR birincisi olmuş adamım. <laughs> Sen evet. nasıl benim oyunuma laf edebiliyorsun ki diyorum. Ben hiçbirini gidip de alıp da işte hiç e görlerle şey bile yapmadım. Ya insanların Bilmedi ama benim bildiğim ve gördüğüm çok şey var. O yüzden diyorum yani. Arkamda konuşan önümdeki niyesin. <laughs> Herkese selamlar. Ben Efe Karlova ve uzun zamandır beklediğiniz Şerefin Gerçekten uzun zamandır beklediniz birazcık fazla zaman girdi araya ama yeni konu sizin yorumlarınızla Vahit yani Kasedin hoş geldin. Selamlar hoş bulduk nasılsın? Na, vallahi iyiyim senden ne haber nasıl gidiyor? İyi vallahi mesaj geldi bir baktım Efe almış Seni böyle böyle şerefe <laughs> e, konuk edelim diye dedim hay hay. Ben de izliyordum zaten ara ara merak ediyordum gelecek soruları vesaire. Dedim bir sohbet muhabbet edelim beraber. Şerefe'de de şöyle bir durum var yani mesela şimdi biz siz izleyenler de program genel olarak şeffaf olduğu için söyleyebiliriz. Mesela biz Vahit'le e, tanıyoruz birbirimizi. Ama mesela öyle önceden bir içerik çekmedik. Bir şey yapmadık. Şerefe de şöyle bir durum oluyor. Gerçekten ben acaba hani gelir mi gelmez mi dediğim herkesten olumlu sonuç aldım. Bu LOL kitlesi adına Vahit bir şey canım, Beni aslında şaşırtan bir durumdu. Yani e, insanların bu kadar pozitif olması. Malum geçmişi karanlık olduğu için bu camianın. Ha doğru diyorsun gerçi evet ya Evet. ben evet. diyorum şeffaf adamın bir sıkıntı olacağını sanmıyorum gelen sorularda da her şeyi açığım yani meraklı ediyorum gerçekten ne geldi diye. Program genel olarak daha önce izlemişsen yani sen bilmiyorsan ben sana biliyormuş gibi anlatayım da ilk defa açanlar için de bir özet olur. Programımız genelde sizin bizleri ekran karşısında bir gördüğünüz halimiz var bir de gündelik hayatta hani biz de insanız her zaman o kameranın karşısındaki gibi olmuyoruz bir de o hallerimiz var. Bir de birçok arkadaş hani abi nasıl başladın? İşte YouTube'dan ne oluyor? Nasıl bir ortamdasınız? Bizim bilmediğimiz o perde arkasında neler dönüyor falan. Biz bu tarz sorulara cevap veriyoruz bu programda. Şimdi Vahit sana sorum var. O da şöyle. Bir şey diyeceğim. Her şeyden önce daha samimi bir ortam yaratmak için insanlar da beni kamera arkasında yatağımla tanıyor. Tamam bayağı. <laughs> tamam. Ben şu arkadaki green screen'i çıkarayım. Harbiden çok tatlı olacak bir saniye. Olur olur Abi, hiç fark etmez Daha iyi olacak Oğlum yatağı toplamamışız açtık Kötü durmuyor ha bu arada De Yatak toplayacağız ya, bu Her şeyi hallettiğiniz herkes daha samimi olduğuna göre devam evet. edebiliyoruz şu an okay. Şimdi Wyatt ben seni hiç tanımıyorum İzleyen birisi hiç seni tanımıyor İlk defa seni gördü tamam mı Bu adam yani kim Kassadin's Creed kim? Bize bir anlatabilir misin? Abi Kassadin's Creed kim söyleyeyim. Ben bir kere 24 yaşındayım. Üniversite mezunuyum. İnşaat mühendisliği bitirdim İTÜ'den. Hmm. Aynı zamanda çift hmm. çift diploma programıyla yurt dışında iki sene okudum. İnşaat mühendisi olarak birazcık çalıştım. Ancak bıraktım ve yayıncılığa yöneldim. LoL'de şöyle bir geçmişim var. LoL ve yayıncılıkta sezon 2'den beri LoL oynuyorum ama hani yarım sene oynayıp yarım sene bırakan tiplerdenim. Hani sürekli bırak başla bırak başla falan. Ama okay. 2000... 16 17 gibi yayıncılık işine girmiştim Twitch'ten. Oradan tanıyanlar var zaten. Bunun sebebi de Türkiye sunucusunda birinciydim LoL'de. Çoğunlukla %80 kasedin oynayarak birinciliğe çıktım. Ee, ama onun Hı -hı. geçmişinde neredeyse hiç kasedin oynamıyordum sezon 7'den önce. O yüzden çoğu şampiyonu aşinayım biliyorum mesela her şeyini. Sen direkt Challenger birincisisin değil mi? E evet, Yani normal TR sunucusunda Challenger birincisi olmuştum. Sonra okay. da yayın açmaya başladım. İzleniyorum vesaire falan filan güzel güzel tuttuk. Ama işte üniversite yüzünden yurt dışına gittim bıraktım geldim bıraktım başladım falan derken en sonunda geçen sene YouTube'a tekrar başladım. İlk defa pardon. İlk defa YouTube'a başladım. İnsanlar beni çok sevdi. YouTube'dan devam ettim. Bu esnada bir iki kez daha Challenger birincisi oldum. Sezon 8 arasında ve sezon 9'da Challenger birincisi oldum. Bu ünvanı kullanarak da YouTube'da bir kitle elde ettim. Bununla beraber işte Challenger, LOL oyuncusu. Şu anda içerikleri çoğunlukla öğretici ve eğlenceli olmak üzere devam ediyorum YouTube'da aynı zamanda arada da yayın açıyorum Twitch'te. E, i̇ş haline geldi ve çalışıyorum artı oyun oynuyorum diyebiliriz. E o bir şey diyeceğim sen bu bu kadar TR 1'si olduktan sonra senin e-spor kapısı falan açılmadı mı? Ya şimdi o soru şöyle oluyor. Bak beni duyan biri olarak konuşuyorum. Lan bu kasetin o tepe bundan adam mı olur falan. Bu e-spora mı girer falan tarzında düşünüyor insanlar. Ha. Sadece kasetin oynuyor diye. Halbuki şöyle ben belli bir şampiyon güçlü olduğu için onu spamlayarak yukarı çıkmışım. Halbuki oyun bilgim gayet iyi olduğuna inanıyorum. Hani egodan söylemiyorum. Hı hı. Çok tecrübem olduğu için atıyorum. Gerçekten e-spor kariyerini isteseydim ona göre bir antrenman yapıp ona göre çalışırdım. Yani çıkmaya çalışırdım e-spor'a ki bana takım teklifi geldi. İsmi olmayan bir tane. Hani gelmek ister misin falan. Keza koştuk için de çok çağırdılar. Hani gel. Başta istersen koç olarak hani seni iyi bir yere getirebileceğimiz ve bizi de yardımcı olabileceğini düşünüyoruz diye. Ama ben o konuda istemedim. Yayıncılığı daha çok tercih ettim. Hani yayıncılık var, inşaat mühendisliği var. Niye koçluk veya e spora yöneliyim? En başında yani e-sporu gitmek isteseydim yurt dışına hiç gitmeyecektim. Yurt dışına gittiğim Tabii. için o zaten iptaldi yani benim için. Ama... Direkt yaşta sınır olmaya başladı. Evet yani o dönemler kanımız hızlı akıyordu. Elime versen hemen çözerdim. İyi de oynuyordum yani açıkçası. Şimdi de hani Aha. çok kötü olduğumu düşünmüyorum hani iyiyiz oynuyoruz ama kafamız çok evet. doluyor artık sen de biliyorsundur yayın yap YouTube'a evet. video çıkar o videolarla ilgilen insanlarla ilgilen de i̇şte kendi hayatım var arada nefes alıyorum anneme babama selam veriyorum hmm. dışarı çıkıyorum falan hani gerçekten ekranın karşısından görüldüğü kadar kolay değil biz yayıncıların yaşaması vesaire. yani ben net olarak söyleyebilirim bir buçuk senedir bu işin içindeyim adam akıllı gerçekten zor yani evet ama şimdi biz Oturduğumuz yerden para kazandığımız için. Ya e, bak göre... gerçekten öyle değil yani. Evet ama hayır. <laughs> evet evet. Ama evet Yazın yani. Yazıntı gibi bir şey bu yani. Evet. Ama e, şimdi şöyle insanlar tamam okey. Şimdi doğru söylüyorlar. Biz bunu diğer konuklarla da konuştuk. Ve ortak bir kararımız. Bak White söylüyor. Oturduğumuz yerden para kazanıyoruz tamam mı? Buna bir şey demiyorum. Ama hani siz böyle ya bak adamın teknik olarak hadi hadi bir wait'ten örnek vermeyeyim. A kişisi. Oğlum diyorsunuz ki yayın aç. Hepinizin dediği şeyi yapalım mesela. 4 saat yayın açtık. Sonra diyorsunuz ki niye bu video yayından geliyor? Kendi başına video çek. Tamam ona da tamam. Biz bir de oturup evde video çekiyoruz. Siz bir videoyu izleyin diye biz hadi diyelim ki 2 saate uğraştık. Etti 6 saat. Bunların arasında birazcık mola versen hadi 1 saat daha. 7 saat. E biz zaten uyandık hani yemek yiyoruz. Etrafımızdaki insanlara iletişim kurmamız lazım. Kişisel ihtiyaçlarımız falan. Gün bitti yani. Mesela standart bir hani çalışan bir insandan bu bahsettiğim en iyi ihtimal Normalde çok daha fazla çalışılıyor aslında ama Kesinlikle. size öyle yansımıyor işte. Çünkü sadece kamera açıkken insanlarla evet. iletişim kuruyor oluyoruz. Kesinlikle 9-5 çalışandan daha fazla çalıştığım mı? Tabii canım. Ben kendim olarak öyle düşünüyorum, herkesi bilmiyorum ama bu işin içinde Hı -hı. düzenli olarak yapan daha fazla çalışıyordur. Yani 9-5 bir iş Evet evet. E, iş başı olan birinden bahsediyorum yani. Hele ki mesela ben kafe mafe olayları olmadan önce en azından kendi adıma koştu. Benim editörüm de yoktu. Yayın, video bir de kendin editliyorsun her şeyini. Ben de aynı şekildeydim e... başta. Evet evet çok fazla hani şey ben gidiyor. Ben buraya gelmeden önce çok bak çok samimi söylüyorum. Bak diken diken oldum. Çok azimliydim. Yükselmek çok Hı -hı. istiyordum. Gözüm çok yükseklerde değildi ama çalışmamın sonucunda bir şey elde edebileceğimi biliyordum. Başarabileceğimi biliyordum. Hı -hı. Hani iki gün uyumayıp bir gün işte 10 saat falan uyuyordum. Çünkü video çekiyorum. Evet. Sabah editliyorum. Yayın açıyorum. Bilmem ne yapıyorum falan. Bir rahat 30-35 saat uyumadan geçiyor. Sonra bir 8-10 saat uyuyorum. Sonra bir daha. Evet kendi editini yapmak da çok fazla zor yani. Baş, Bayağı. başlarda öyleydik yani. Ama biz zevki de ayrı oluyordu şimdi. Kendi e tabi canım ne istediğini koyuyorsun ya tam olarak. Hani, orası ayrı güzel yalan yok. Yani. Peki şimdi sen bu giriş giriş anında yani şey mi dedin? Bu Ulan bu YouTube'dan da para kazanılabilir. E ben de iyi oynuyorum. E çok şükür dilimiz de var konuşabiliyoruz. Niye girmeyeyim? mi oldun. Yoksa yok ben kazanç beklemedim de direkt öylesine var. Yani YouTube'a nasıl girdin diyorsun? Evet. Bir kere YouTube'a girdiğimde şöyle olmuştu. Ben Twitch'te yayın açıyordum yine. İşte TR birincisi oldum. Ben yeniden yayın açayım dedim ve ben şu ana Hı -hı. kadar çok samimi söylüyorum. 2017'de falan çok yayın açtım ben. Beni çok iz yani izleyen kitle fazlaydı. Twitch o zaman için 1.500 bin, bin izleniyorum ve yani çok Gayet şeydim iyi. yani kendim için okeydi ve seviyordum ama bir kez bile parasına bakmadan yayın açıyordum. Tamamen eğlence amaçlı ve sevdiğim için açıyordum ki YouTube'a evet. başlamadan önce de aynı şekilde yine Twitch'e başladım. Seviyorum eğleniyorum hiç parasına bakmıyorum ki kazanmıyordum kazanmıyorum yani Hı -hı. sıfır reklam falan. YouTube'a başlamadan önce literali bana dedi ki ya Vahit neden YouTube'a başlamıyorsun? Twitch'te o kadar yayın yapıyorsun iyisin at videolarını Hı -hı. Twitch'ten YouTube'a editlemeden. Yavaştan başla bir şekilde dedi. Ben de yani evet. Allah Allah dedim hani neden başlayayım neden başlayayım falan düşünürken sonra dedim ki ulan ben Twitch'te yayın açıyorum. Bu yayınlar işte 1 iki gün e, pardon hani 1 iki 2 yıl sonra kayboluyor. Sadece klipler halinde kalıyor. Atıyorum yaptığım emek gidiyor. Ben dedim ki bir Tabii şeyler canım. üreteyim, bir şeyler yapayım ve 5 10 sene sonra 20 sene sonra belki arattığımda bulabileceğim şekilde internete bunu yapayım dedim. Neden olmasın? Adam hani kalıcı bir içerik üretmek için YouTube'a başlayabilirim dedim. Ben de başladım evet. yayın kesitlerini öylesine atmaya. Telifli telifsiz bilmiyorum tabi. Attım attım. <laughs> 5-10 video sonra ayrı ayrı yeni videolar çektim. Hatta benim ilk videolarımı izleyenler bulanlar kanalımdan der ki oha bu ne falan. Yani böyle çok çok sakin. Mentali yüz üzerinden 100 110 hani düşün yani 10 üzerinden 11 yani öyle bir mentaldeyim. Evet. Çok sakin. Her şey tıkırında normal yayınımı videomu çekiyorum. Tabi şimdi diyecekler niye şimdi böylesin ya yani böyle dediğin daha enerjik, daha deli dolu, de daha böyle ne bileyim oyun içinden eğlenmeye çalışan biri oldum çünkü Hani artık 10 senedir LOL oynuyoruz ve yayın YouTube işi de buçuk senedir devam ediyor. Artık işin biraz da eğlence kısmındayız ve iş kısmındayız. Yani biraz daha eğlenceli, deli dolu böyle şey olayım diye böyle daha heyecanlı, daha eğlenceli yayınlar, videolar yapıyorum. Ama başlangıcım literary sayesinde diyebilirim. Çünkü beni o tetikledi yani. LOL'ün senin bir tek solo oynamanla işin olduktan sonraki hali arasında ...büyük ihtimalle stres ve tahammül seviyende azalmalar olmuştur yani. Stres artmış, tahammül azalmaya Aya. Bir de sen, yani bilmiyorum daha şeyi var mı, farklı bir durumun var mı ama... ...benim bildiğim kadarıyla sürekli Challenger yani yüksek elo'da ya da öğretici tarzda çekiyor. Evet. Yani birçok kişi diyor ki yüksek elo zaten daha kanser, tamam. Şimdi ben de öyle düşünüyorum. Bir kere Challenger'sın ve orada hani sürekli bir içerik üretmeye çalışıyoruz Normal oynaması bile zor. Yani bir de sen orada içerik üretiyorsun. Bu zaten başka takdir edilmesi gereken bir şey. Ama benim sormak istediğim şey şu. <laughs> 10 senenin sonunda hala mesela isteyerek mi lol videosu çekiyorsun yoksa hani benim kanalım böyle tuttu beni insanlar böyle toplandı yüzünden mi Bak, video çekiyorsun? Bu değişik bir soru benim için çünkü Hı -hı. benim olayım şuydu ben bu zamana kadar zaten stres seviyesi tahammül seviyen falan dedin ya. Ben normalde beni tanıyan arkadaşlarım solo Q'dan vesaire tanıyan arkadaşlarım bana der ki ya Vahit ya sendeki bu mental ne ya diyor yani sen nasıl nasıl böyle olabiliyorsun ya diyor. Ben kudururum, çıldırırım falan diyor. Öyle bir adamlar geliyor ki ben de tık yok. Sanki adam geldiği için mutlu oluyorum falan. Tık yok yani. Ha. Ben bu kadar yüksek mentalde olunca, he kaybedeceğim 3 maçın en azından birini de kazanıyorum. Anladın mı? Hani okay. dönüyor falan. Ben o yüzden hep iyiydim böyle. Ama ne zaman yayın YouTube'a başladım. Belki görmüşsüdür. TF Play Türkiye'ye geldi. O zamanlarda evet. işte challenger'la de oynuyorum. Adamla kapışıyorum falan, yok ediyorum, atıyorum. Millet tutuyor, seviyor, beğeniyorlar. Yani YouTube'a başladığımda Genelde %90 Challenge Reload'a videolar atıyordum ya da Master Grand Master'da videolar atıp öğretici şekilde paylaşıyordum. Tek görevim günde bir tane video çıkarmaktı. İnsanlar beni yüksek elo'da öğretici oynayan biri olarak tanıdı. Özellikle kasetim evet. ve diğer şampiyonlar diye. Daha sonra şöyle bir şey oldu. Daha sonradan kastım şu andan itibaren. Ya yani şu anla kıyaslayacağım. Şu an ne oluyor? Ben iki... Bu arada Wildif kanalım da var biliyorsundur. Evet. Ee, hem Wildif kanalına video çekiyorum, hem şu an Kasediniz Creed kanalına video çekiyorum, hem de yayın açıyorum Twitch'te. Yani bu üçü gerçekten aklını Hı -hı. alamayacak kadar vakit harcıyor. Çünkü yayınlarla videolarım evet. farklı oluyor. Şimdi ben genel olarak şu an yaptığım şey şu: Plat veya Elmaseloda daha düşük de değil yani ben hayatımda yani bir tane hatırlıyorum bronzda video çektiğimi, onda da başlıkta bronz yazıyor. Challenger birincisi bronza giderse. Ya ben hiç Ne kadar güzel başlıkların var. Evet. Ben hiç En azından bronzda çektiğini söylüyoruz. Hiç yapmadım yani. Yapmam da. Çünkü ağır basarım adamları ve benim için de eğlenceli olmaz. İzleyen için de nesi eğlenceli diye düşünürüm. Ama şu an yaptım hmm. ortalama bir Elo'da. Yet yeteri kadar çekişmeli bir Elo'da. Şampiyonların işte yeni gelen şampiyonlar, bufflanan şampiyonlar, güçlü şampiyonlar veya arada yayınlardan kesit olarak West'de Grand Master Elo'da videolar atıyorum. Ki Vestede de Challenger'a çok yaklaşmıştım geçen sezon. 470 hı hı. puan Grand Master'dım. Oradan da videolar geliyordu. Yok Yankos'ta kapışmışım. G2'da onlar geliyordu falan. Hani şu an çok yoğun olduğum için ortalama bir arada öğretici güzel, çekişmeli, iyi şampiyonların videolarını atıyorum. Arada yayın kesitleri olarak işte West'de Master, Grand Master e videolar geliyor. Ama insanlar diyor ki ya vayet artık düşük el oynuyor. Ya Vahit artık şunu yapıyor diye düşünüyor. Ama bu iş hı hı. yoğunluğumda yapabildiğimin en en iyisini yapıyorum çünkü bir maç giriyorsun. Şimdi Challenger Elo'da çıkmıyor o maç. Evet. Hem anlatıyorsun hem oynuyorsun. Zor oynaması da zor <laughs> sen dedin. Hem anlatması hem Tabii oynaması canım. zor. Şimdi e, çıkması lazım ve normal İtalya kadar eşleşmesi güzel olması lazım. Ben de böyle yapıyorum şu an videolar ama Elo'da e da oynuyor muyum? TL'de oynamıyorum çünkü TR defterini kapatalı çok oldu. Ama West'de yüksek Elo'da evet. yayınlarda oynuyorum yani. Peki soruya cevap vermedin şu an. Birisi sana ben sana <laughs> desem ki. Vayet mesela LoL'de Anladım. diyelim ki her videon 150 bin izleniyor. Desem ki başka bir oyunda da 150 bin izlenecek. Oynamaya devam eder misin? Ya yani sürekli olarak LoL atmam. İkisinde de izleniyorsa arada bir LoL atıp diğerine devam ederim yani. Yani bu LoL'den kopmalar hakkında e, ileride konumuz Anladım. oraya da gelecek de. Ama sen devam ederim diyorsun yani LoL'e. Ben LoL'e arada bir devam ederim ama çok devam etmem. Çünkü şu an aşırı sevdiğim söylenemez. Ama sevdiğim tek bir şey var. Video çekip insanlara sunmak. Aynı zamanda insanlardan geri dönüş almak. Hazır bu gelmişken peki sen şimdi camianın yani lol camiası. İçerik üreticilerden bahsetmiyorum onlara sonra geleceğiz. Camianın şu anki durumundan memnun musun? Abi bir lol partneri olarak memnun değilim. Evet. Maalesef değilim ve bunda yapacak bir şey yok. Çünkü insanlar böyle alıştırılmış anladın mı? İnsanlar küfür hmm. ederek havalı olduğunu düşünüyor. Çocuklar diyeyim daha doğrusu. O yüzden anabaca hmm. küfür ediyor. İsmini dini değerlerden laflar koyup Sövüyor. Ediyor. İnsanlar böyle hmm. alıştırılmış. Belki de yeteri kadar cezalandırılamadılar. Ben böyle düşünüyorum. Riot'a da aynısını evet. söyledim. O yüzden insanlar devam ettiğini düşünüyorum. Ama Riot elinden geleni yapıyor. Bu konu yapıyor. hakkında. Bir sonraki okay. seneler için. İnşallah. İnşallah. i̇nşallah, inşallah. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> Gerçekten bizde yani diğer serverlarda durum nasıl ben, ben bilmiyorum. Ben mesela hep TR'de oynadım. Ama diğer serverlarda cezalandı. Sen şimdi öbür taraflarda da oynuyorsun. Nasıl bizden çok mu şeyler Abi farklı? Abi öyle var? mesela diğer sunucuda "West kill yourself" desen kendini öldür desen adama banlıyorsun mesela. Onlarda da aynı durum var. Onlarda da ceza sistemleri var ama TR'de bunun dozu bence fazla uçmuş gibi geliyor bana. Yetişemiyor diyorlar yani. ya. Ya TR'de yetişemezsin. Ben bile her gün yeni bir küfür öğreniyorum. Adam bana adabacı sövüyor. <laughs> Ertesi gün videomda görüyor onu. Sonra bana mesaj atıyor abi özür dilerim. Ben de sıkıntı yok canım benim hani ne olacak? Yani ben umursamıyorum chati falan diyorum. Ama adam küfürüyle kalıyor mesela. Anladın mı? adam eğlencesine sen, küfür ediyor ya. Ana, ana sen bana sıkıntı söylüyor. Sıkıntı yok falan diyorsun yani. E, daha bugünkü videomda oldu ya. Adam sabah <laughs> bana sövmüş lobide. Ben de okuyup gülüyorum bunu videoda. Bugünkü videoda ya. Sonra adam aynı evet. videoya yorum atmış. Abi hani kötü bir gün geçirdim. Kusura bakma. Ben de çocuğa sıkıntı yok dedim. Öpücük attım YouTube yorumumda. Yani ne yapayım? Adam Ulan, küfür edecek. Şerefsiz. <laughs> biz sünger miyiz? Biz bize sıkılınca falan filan. Böyle bir hak görüyorlar ama yani. Sıkılınca ben sövebilirim. Çünkü yani, ya bak yalan değil. Ben sövümün. de arada sövmüştüğüm var. Ama bu gerçekten ulan evet. çıldırıp değil de eğlencesine bir hikaye falan. Bir, o, bu şu falan demişimdir <laughs> yani. <laughs> ama, ama böyle bilerekten de senin ben bilmem ne falan çok nadir Analar yani. Analar meze tabağı olmuyor yani. Yok canım yani yok öyle yok okay. yani adam akıllı. Şimdi sana o Flame bölümüne geçmedim ama mesela sen şu an şunu açıkladın. Eskisi kadar iyi değilsin muhabbetini. Eskisi kadar iyi olmakla alakası yok tamamen zamanı kontrol etmek yüzünden. Ya ee, öyle bir canım. Bir şeyin var. İnsanlar Hı, şey diyor. Ta. Abi eskisi kadar iyi değilsin falan gibi. Ya o zamanlar Hı -hı. mentalim çok yüksekti. Çok iyiydim. Hı -hı. Sağlıklı düşünüyordum ve çok çalışmıyordum. Sadece oyun oynuyordum. Şimdi iş haline geldi ve Hayvan gibi çalışıyorum. Çok fazla çalışıyorum yani. Ve eskisi kadar antrenman yapmıyorum. Oyun oynamıyorum. Solo queue oynamıyorum. Yüksek elolarda sürekli günde 10 maç atmıyorum mesela. Anladın hmm. mı? Sadece yayında oynuyorum. Hani ben yine şimdi zamanımı kontrol edip yine iyi oynarım. Ki geçen sene Challenger'a e çıkmak üzereydim. Mesle. Daha ötesi var mı ya? Hani işte e Challenger'a çıksam ben hadi görüşürüz der bırakırım yayını giderim yani. <gülüyor> <gülüyor> Benim amacım <laughs> o yani hani çıkamayacağımdan değil ama gerçekten orası challenging yani orası gerçekten kapışmalı bir bölüm. Anladın mı? Evet. İşte orada millet oraya çıktım e sporcu oluyorum artık falan böyle. He ya yani. yani. çok uzak değil. Geçen sene öyleydi. Ben yine şimdi ikinci Hı -hı. kanalım olduğu için yoğundum ama tekrardan mentevi toparlayıp tekrardan aynı şekilde Oynamayacağımı düşünüyorum yani. Yani şöyle lol kitlesi acımasızlar bu konu hakkında. Ya. Yani arkadaş adam yapmış. Şimdi senin ben benim izlediğim kadarıyla muhabbetinde bir değişiklik yok. Oynayış tarzında bir değişiklik yok. Yani ben yine önceden de izlediğimde a bu Vahit'in videosu diyordum ki bence bu çok önemli ya, açıyorum ve senin tarzın senin oynayış şeklin ve şimdi de öyle. Ama yani adam challenger'da oynamıyor da elmas'ta oynuyor mesela bazen. Yani siz izlediğiniz videoların kaçı bronzda çekiliyor bunu biliyor musunuz? Bir gün onu Ben yani sana bir şey, şöyle kendim. diyeyim, e, ya yani insanlar şey bekliyor. Hani chengirde tokatlıyoruz, ediyoruz falan muhabbeti işte Challenger oynuyoruz, oynuyoruz, oynuyoruz. Aradan bir sene geçiyor, adam hala chengirde şey yapmamı bekliyor benim. Benim bu arada bahsetmediğim şöyle bir olay var. İki ay önce askere gittim. Sadece askerde hmm. olduğum bölüm boyunca gümüş ve altın aralığında rastgele öğretici şampiyon videoları yaptım. Onlarda zaten stok yapma durumunda kaldım. Stok çünkü. ya 30 tane video Hı -hı. stoklamak için 15 evet. günde böyle oldu ki giriş ekranlarında falan direkt gözüküyor adamların silver çerçeveleri falan oyuna. Hı hı. Lobiden başlıyordum çünkü. Ama hani gizli insanlar. Gizli bir şey yapmıyor. Aynen. Adamlar hala challenger olayım. Challenger falan. Millet gizli saklı yapıyor. Ne bileyim oyun sonunu göstermiyor. isimleri kapıyor. Challenger diyor. Elmas oynuyor ya da plat diyor. Bronz oynuyor falan. Böyle şeyler de var. Hani hı hı. ben birine diss atmak için söylemiyorum attıysam falan. Anladım ha. anladım. Ama bunlar yapılıyor ki onlar açısından da millet laf atmasın. Adamın da işi gücü var. Video çıkarıp içerik çıkarmaya çalışıyor yani. Yo ben zaten ben de mesela ben kendim bir ara lolün bir dönem ya yani o zamanlar gencim tabi dereceli de hani öğretici çekeyim şunu yapayım bildiğimi anlatayım derdindeydim. Sonra dedim ki ulan sıkıldım yani ben kendim sıkıldım bir de o enerjim kalmadı. İnsanlar beni sa sahte bir şekilde izleyeceğine girerim arkadaş normal sıralı seçimde videomu çekeriz. Çok tamam mı? iyi. Yemin ediyorum daha iyi. Normal evet. sıralı. Biliyor musun? Çok evet, güzel. Evet evet. Giriyorum. Ama ben şey yapmıyorum ki. Arkadaşlar bugün dereceli şöyle tokatladık böyle tokatladık. E, o, o videolarda da muhabbet oluyor. Eğlencesinde oynuyoruz zaten. Ama şu çok saçma geliyor bana içerik üreticilerinde. 500 bin kil aldım ama aldım ama nerede aldım o yok mesela. <laughs> bu kitleyi kötüleştiren bir şey bu arada. Kim ne derse desin. Çünkü şöyle o adam o, o 10 yaşındaki velet biraz önce küfür eden vardı ya. Geliyor diyor ki sana diyor mesela falanca abim şu hero ile şu kadar aldı sende anca sahte sahte challenger'da oyla Ya sorma ya milletin peşinden koşup onun avukatlığını <laughs> yapan o tipler. Çok fazla var. Evet yani ben bu camiada hiçbir zaman kimsenin eline gözüne falan bakmadım. Hani herkes kendi yolunda. En iyisi kendi emeğinin karşılığını alacak şekilde çalışmıştır. Ama gelip evet. de insanlar beni başkalarıyla kıyaslayıp sen şöylesin o böyle deyince hiç umursamam bile yani. Peki bu kapılar kapalı muhabbetine geliliyor. Ben <laughs> ben açıkçası bak seni daha önce de o videodan önce biliyordum ama ilk defa böyle çok uzun süreden sonra birinin videosunu açıp baştan sona kadar dinlemişimtim evet, yani. O video. Ve o videoda patladı zaten. Onu bir genel olarak özetlesene hiç bilmeyen varsa ya da ya da sen ne oldu da böyle artık dayanamadın yani. Bak o şöyle aynen o yine iyi mentalli olduğum dönemlerdeki kırılma noktasındaydım. Onun Aha. sebebi şuydu. Ben yayın açıyordum işte. Yayında bir söz vermiştim arkadaşlar. iki haftada sıfırdan challenger'e kasacağız diye. Her gün yayın açıyorum ve kasmaya çalışıyorum farklı farklı şampiyonlarla oynuyoruz. Gayet iyi gelmişiz. Ligler kapanacak 15. gün sonunda. İşte tam kapanacağı güne kadar oynamışım, oynamışım. %75-80 kazanma oranıyla gelmişim. Grandmaster diyeyim. Challenger'a çıkmama bir maç var. Yani yemin ediyorum bak bir maç eğer kazansam o maçı Challenger olacağım. Tek amacım evet. sonuna kadar tek amacım benim o maçı kazanıp verdiğim sözü tutmak Hani çıkacağız edeceğiz falan ki daha fazla oynayabilirdim. Az oynamış halim bu yani. Oyuna girdik abi. Gireceğiz daha doğrusu oyun bulmuyor. Alıyor, dojlanıyor, giriyor, çıkıyor, giriyor, çıkıyor görmüştünüz de sürekli ama nasıl yani sırf o ekranı evet. görmek bile ben artık çıldırdım. Riot bilerek yapıyor bunu <laughs> falan diyorum yani. Çünkü onu kazanmak istiyorum ben. Bu bana şeyden geliyor. Ben hayatta herhangi bir şey olsun atıyorum üniversitede bir dersimi geçmek olsun bir iş hayatında Hı. bir şeyi başarmak olsun gibi. Neyi istersem onun uğruna çalışıp onu alabileceğime, kazanabileceğime inanan biriyim. Ha bunu oyunla nasıl bağdaştırdın dersen benim bir amacım vardı. Amacımı ulaşmak için çalışıyordum. Hani e, oradan geliyordu o azmim. Azimli olunca sonucunda sinirleniyorsun stres evet. oluyorsun al olmadığı için hani maça girdim tanıdık hesaplar yani tanıyorum adam geldi kapıları kapatıyoruz o doğru o doğru hayda, hayda falan böyle dalga geçiyorlar bende ben de yapacak bir şey yok yayındayım hani yayın dışı olsam bir yere kadar hani şey yaparım ama canlı yayındayım yani, canlı canlı trollüyor Hı. adamlar karşımdaki hesap tanıdığım çocuk internet kafe turnuvalarında yanımda oturan ha. abi diyen bir çocuk bana gelmiş karşıma. hesabının meğer çocuk satmış. O hesabın Hayda. üzerinden de win trade atıyorlar. Ki win trade aşırı normal yani. Çok fazla win evet. trade gördüm challenger'e. Aşırı yani. O kadar win trade var ki. O konuya geliriz. Bana bile diyorlar. Adam gözümün önünde canlı canlı win trade attı. Ben de çıldırdım. Çünkü o maçı gerçekten kazansam challenger olacağım. Kazanamadım canlı win trade'den. Delirdim. Kustum her şeyi. Canlı yayında olduğu için hepsini de YouTube'a attım. Zaten başımız <laughs> biraz yandı YouTube'a gittiği için. <laughs> Partnerlikten atıldım yani sırf onun yüzünden de değil ama hani sonradan yani haklılar bence çünkü oyunun kötü tarafını YouTube'a yayınlamakla alakalı ama hani oyunun kötü tarafı değil de bunları çözüme dayalı Riot'ta bir şeyler yapmaya çalışıyor hatta ben de ofislerine gidip bin trade olayları üzerine beraber kafa yorduk yani. Ama Hı. ulaşamadığım için hedefime çıldırmıştım yani. İlk büyük delirme anın o. Gerçekten orada o yani. Evet. O ilk büyük patlamam oydu yani. Ama bir şey diyeceğim. O patlama sana şimdi kariyer yönünden de yararlı Bak, oldu. yemin çok ediyorum. o videoyla tanıdı. Bugün kapılar kapansa normal oyundan daha çok zevk alırım. Daha iyi. <laughs> Atarım YouTube'a konuşurum yani. De zevk doluyor. <laughs> <Bence> de, <laughs> evet bence evet. De. Ama o gün bir şey diyeceğim. Bu nasıl bir IQ bu arada? Sen, oğlum, sen şimdi Challenger birincisi olmadın mı? Ya oldun. O, oldun. Bu, bu, Bak bir bu, de okay. ben o an TR üçüncüsüyüm. Hesabım zaten ha. üçüncü. Ben zaten challenger'ım. Hani ben evet. Hep hesabı sırf söz verdiğim için kasmaya çalışıyorum. E sen böyle bir şey hedefliyorsun. Wintrade muhabbeti var. Ama bundan sonra bir de sana şöyle... ya yani o videodan sonra bir de şöyle fokus da atılmaya başladı. Kendisi de Wintrade. Ben de böyle düşün. Nasıl yani? Evet. Kendi Wintrade'sem... Yani. Nasıl iki haftada Challenger 500 puana kadar kasabiliyorum Grandmaster 175 bin Hepsi yayında. Canlı yayında. Evet Na, canlı yani, yayında. Bari bunu cevapla. Nasıl yani bunu yapabiliyorum o zaman. Ve yani bu çok enteresan. Bana o kadar win trade diyen var ki bak sana yemin ediyorum şu an arkadaşımı arasam bana der ki Vay biz senle karşılıklı oyuna gelince sen bana diyordun ki oyunu boz win rate sanamasınlar diye. Anladın mı? Ben Aha, o kadar evet. yani. Benim karşıma çok yakın arkadaşım geldiğinde oyunu bozduruyorum ona. Kanka çık. Şu an link kasıyorum. İnsanlar takip ediyor. Win trade sanarlar deyip onu çıkartıyorum yani. O kadar şeyim bu artık. Bu kadar. Evet. Çünkü o kadar fokus geliyor ve hayatımda hiç yani bak burada bayılayım ki yani bir hiç win trade atladım. bir kez bak bir kez parayla ya yani değil Hı -hı. bu hani hesap kasma kendi hesabım sonuçta ama yayınlarda oynuyorum hani oynadığım şeyler falan var. Eleboost hiç yapmadım bir kez win trade yapmadım ama insanlar sırf kötülemek için bunu yayıyor gruplara paylaşıyor sen win trade yapıyorsun sen öylesin sen eleboost yapıyorsun sen bilmem ne. Ya bir kez yapmamışım nasıl suçlayabiliyorsun bir tane kanıt ver evet. diyorum bana bir tane kanıt ver ben bir daha konuşursam dedim yani Ama bu çekememezlikten Yoksa da senin kanıtın çok basit bir şey canlı yayında yapıyorsun bütün bunları daha ne olsun yani Adam bir tane kanıt versin bana susacağım. Bir ara çok muhabbeti geçti. Işte. niye Barışcan'la video atmıyorlar küsler mi falan filan? öyle bir olay yaşanmadı değil mi? Yani küs değildik yani öyle adam akıllı biz hep konuşuyorduk ama hani hı hı. beraber eski yüksek yolda takıldığımız duolar yoktu çünkü onun artık hani işte başka serilere başlıyordu başka şeyler yapıyordu yani ben hala hep sürekli olarak birebir konuşuyordum. Hani sana kışkırtma hı hı. yaptılar küstüm mü falan da diye çok söylendi. Ben yani küsme birebir küsme hiç yaşanmadı. Yani beraber hep konuşuyorduk ama o başka seriler çektiği için, başka şeyler yaptığı için PUBG kanalına yöneldiği için vakit bulamıyorduk adam evet. aranızda bir sorun yoktu yani. Yok yani öyle. Gözlükleri taktık. Sıra geldi düzgün iyi konuştuk. Motivasyon verdik. Ne bileyim olumlu pozitif olmaya başladık. Ama bir de bu camianın karanlık yüzü var. Şimdi öncelikle. Ay sen de içinden gelmiştir. Ulan şu imkanım olsa da şu izleyen salak olarak da nitelendirebiliriz. Bir kitleye şu flamerlara birkaç sözüm olsa. Ulan desek Kaç yaşındasın siz falan tarzında başlayan bir cümle kurmak istesen. Bu haterlara ne demek istersin mesela? Abi benim hakkımda ileri geri konuşup bilip bilmeden yorum yapıp beni kötülemeye ve aşağı çekmeye çalışan hiçbiriyle hiçbir alakam, bağlantım, kafa yoracak gücüm yoktur. Hiç umursamam yani. Sen direkt çünkü direkt ignore yani. Direkt ignorlarım. Ama cevabı evet, vermesi gerekenlere cevabını veririm. O da e, mutlu olur ben cevap verdim diye. Kendince primini yapar. Kendince mutlu olur. Onunla yanına kalır. Öyle olduğu için artık ignore direkt yani. Okay. Çünkü kötü bir şey yaptığımı düşünmüyorum. Başında da söyledim. Şeffaf adamım yani. Bir Hı -hı. sıkıntım yok kimseyle de. Herhalde. Böyle devam yani. <laughs> Umarım. Herhalde. Çünkü bilmiyorum yani. <laughs> Okey. Peki bak burada isim istemeyeceğim. Aslında isteyebilirim ama neyse. Wintrade dedin ya. Bu Wintrade'lerde hiç içerik üreticisi olup Wintrade yapana denk geldin mi? Evet ya da hayır. Abi yüksek elo'da kaç tane kişi var ki video çeken? Yüksek elo demeyeyim. Çektiği elo'da diyelim. Ya da o eloya çıkmak için diyelim. Hayır Wintrade genelde yüksek elo'da atılır diye dedim ben. Diamond, denk gelmesi Diamond 2 <laughs> üzeri diyelim mesela. Abi hiç denk gelmedi mi? Ama onu. çok vardı. işte kanka ne yapıyorsun? Hesabımı 10 maçlık verdim. E, win trade atıyorlar sonra konuşuruz falan. Wow. Ben <laughs> asikleri ya. Ben solo giriyorum lan. Manyak <laughs> mısın oluyorum. Ben solo gireceğim. Adamın bana yazdığı şey şu. Arkadaşım 10 maçlık win trade atacağım. Hesabı bırakıyorum işte. Kanka kaça bıraktım merakından soruyorum. <laughs> Maçını 20 liraya veriyorum kanka diyor. Ki... Elo yapan arkadaşlarım var. Soruyorum hmm. diyor ki sitelerde o kadar çok hesap dönüyor ki diyor bir trade yapılması için verilen yüksek euroda satılan dolusuyla varmış yani. Hmm. O yüzden benim için normal yani. Okey ben anladım cevabı. Peki. Ama hiç yayıncı görmedim Normal yapan arkadaşım var. <laughs> Aslında benim flame bölümünden önce sormam gereken bir şeydi ama olsun gözlükle taktı çıkarmayalım. Buraya gelen her konuk şu soruya cevap verdi. "Vay, bir ayda her şey dahil bu hayata girdiğinden beri en fazla ne kadar kazandı? Ayda. Herkes cevap <laughs> ee, verdi. Ya şimdi sana şöyle diyeyim, en fazla 15-20 bin arası kazanmışımdır. Her şey Ki dahil. bu ver yani yani bunun üzerinden vergiler de çıkar yani. Hı. 20 20 diyebiliriz. 20 bindir. Atıyorum ama bunun KDV'sini alıyorlar. Gelir vergisini yıl sonunda alıyorlar falan. Hani Böyle bir peak dönemim olmuştu yani. Ama okay. üzerinde yani 20 bin lira mı kazanıyor falan değil de onun üzerinde editör masrafları bilmem ne masrafları bir şeyler satın alıyorsun vergisini veriyorsun falan iyice düşüyor yani ama emeğimizin karşılığı da alıyoruz yani madem herkes cevapladı okay. şey yapalım i̇yi ama parayı... 20 kazanıyorum demiyorum şu an En fazla en fazla o kadar yani En fazlasını söyledim yani Oturduğumuz yerden yine iyi kazan kazan <laughs> Uyumuyordum ama yani <laughs> Yok canım ben yani bence gayet de emeğinin karşılığı hakikaten çünkü yani iki güne bir uyumak neymiş arkadaş öyle durumlar. Ya, dolar var. olursa 8 e, kazancın da ona göre çıkıyor. E yani, yani dolar da olacak inşallah bekliyoruz bakalım bu gidişle 12'yi de görürüz biz. Neyse tamam. Artacak hiç, gibi. Hiç bu, bu eleştirilere girmeyelim bak yanarız birlikte silivride evet, birlikte, birlikte üşürüz o yüzden. Benim yazdığım silivride de patlamayalım gerçekten <laughs> soğuk arası yani. Tamam. <laughs> <laughs> Peki birazcık daha özele gelirsek bu camiada arkadaş bu ne ya yani gerçekten bu adam da mı bir video çekiyor yani biri şu adamı tutsun silksin artık dediğin herhangi birisi var mı? Ya şimdi bu soruya cevap verirsem <laughs> kendimi yakarım herhalde yani. Ama var, verdiler. İsim olarak birini söyleseydim kendimi yakardım yani yakardım dediğim hedef alırım blame atarım diye düşünüyorum da. Tamam. Hani şöyle diyeyim ben videonun başında dedim hani. Kimsenin yaptığı beni ilgilendirmez ama evet. biri bana laf atar onun cevabını veririm. Benim kimse yani isteyen istediğini yapar. Bu camiaya girmek isteyen girer, çıkmak isteyen çıkar. O yüzden hani biri girsin veya çıksın diye hiçbir düşüncem yok açıkçası. Şey mi peki? Bence de isim vermeden e, tilt olduğum bir içerik türü var mı? Camiamızda türeyen ya da ne bileyim önceden olan. Ya tilt olduğum bir içerik türü. <laughs> LOL üzerinden konuşacak olursak evet. tek sıkıntı insan kendini üf ben challenger'ım lan challenger elo'da video çekiyorum bilmem ne yapıp da aslında ne bileyim altında platta video çekmesi olur yani veya bronzda <laughs> anladın mı hani challenger'ım deyip de veya challenger'ım bilmem neyim bu video challenger demek istiyorum hani ben çünkü girdiğim atıyorum kendimden örnek verecek olursak girdiğim başlarda hangi elo'da çektiğimi açık açık söyleyip göstereyim insanları <laughs> kandıranlardan hoşlanmıyorum ama o da onun tercihi deyip bırakıyorum. Onu izlemeyi seven onu izliyor. Çünkü adam sadece oyunu için değil o adamı sevdiği için de izliyor olabilir. Tabii sohbet muhabbet. Yani. Okey. Aynen. Senin, Ama sen yok. sen yok. şeffaf olmayana tilt oluyorsun yani. Yani biri bana sallarsa aşırı tilt olurum yani. Tamam. Geç yani. Okey <laughs> <laughs> tamam. <laughs> 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 Ya yani isim verirsen şimdi bir anda patlarım yani. <laughs> bir isim vereceğim. Ama onun sen de işte şeyde de konuştuk. Yayından önce de detaylı konuşmadık. Sen o sırada YouTube şey diyeyim. Direkt sorayım. Apophis'le aranda ne oldu? <laughs> Direkt soruyor. <sorayım. gülüyor> Çat diye Abi sor. benim Apophis'le aramda ben YouTube'a başladıktan sonra hiçbir şey olmadı. Tamam. Ama ben YouTube'a başlamadan önce ben bir kez oyununa denk gelmiştim onun. <laughs> ve ben Twitch'i... Hayatımda ilk defa o zaman açtım. Bu meğer Twitch'te yayın açıyormuş adam. Tamam. ben oyuna denk geldim onu nasıl öğrendim lobiye twitch chatini atıyor twitchini atıyor. allah allah bu ne lan deyip tıkladım baktım İşte kendimi gördüm oyundayız falan canlı yayını ilk defa görüyorum hiç youtube'a girmeyen biriyim twitch'i de bilmiyorum yani Hı -hı. sonra oyun bozuldu oyun tekrar başladı bu zerat ne oynayacaktı sanırım o şampiyonu banlanıyor tamam. ki hani ben banlamadım diye hatırlıyorum ki banlasam da önemli değil ama banla ben yapmadım yani Hı -hı. adam yayına hem sen gel twitch'ini at chat'e hem de şampiyonun banlandığı değil küfür eden avrat. Ha. Anladın mı? Ben öyle yapınca yayında bu full sövmeye başladı. Ki hani daha ghost nedir? Nasıl yapılır? Neydir? Ne bileyim? Ki ghostlamadım bile. Yani hiçbir şey bilmiyorken oyuna girdim. Adam fuyu sövmeye başladı. Öyle yaptı böyle yaptı. O zamandan beri bir tilttim adama. Çünkü adam ben tanımadım. Birinin bana ana sövmesi hoşuma gitmez canlı yayında. Anladın yani. mı? Hı hı. Ben yapmadığım bir şey içinde bana öyle bağırıyor. Küfür. O yüzden sevmezdim. Ama YouTube'a başladım. Aramızda bir problem olmadı. Ara ara aynı etkinliklere katıldık falan. O yüzden hı. sıkıntı yok. Ara ara hani yazarım şey yaparım ama hiç konuşmam yani öyle. Kışkırtmadan sonra ortalık birazcık karıştı. Çünkü bazı insanlar bunun gerçekle karışık laf sokma olduğunu düşündüler. Bu kışkırtmanın bir gerçeklerini bize anlatabilir misin? Kışkırtma şöyleydi. Açıkçası %100 samimi ve doğruluğunu söylüyorum. Kışkırtma çekildiğini bilmiyordum. Orada Urf atıyorduk yanlış hatırlamıyorsam. Urf'a girdik. Bunlar bana laf atmaya başladı. Şimdi ilk maç komple bitti. Evet. Bana nasıl laf sö söylüyorlar? İkinci maçta aynı şekilde. Sen e şimdi diyeceksin ki bana sabır hani ee, sabır taşı mısın, bilmem ne evet. mi misin, niye bu kadar delirmedin, hiçbir şey yapmadın falan. Bir tek en sonda oldu. Hı -hı. Çünkü bu videoda hani konuştuğumuz gibi hani herkes kendine bakar, kendi işine bakar. Ben kendimi başarılı gördüğüm bir şekilde aynı şekilde devam ederim. Şimdi sen bana laf söylüyorsun, bana laf çarpıyorsun. Oyun içerisinde öyle diyorsun, böyle diyorsun, şöyle diyorsun. Ulan ben TR birincisi olmuş adamım. Sen <laughs> evet. nasıl benim oyunuma laf edebiliyorsun ki diyorum içimden. Bunu karşıya söylemiyorum tabii ki. Mesela sen bana diyorsun ki ulan o nasıl oyun öyle mi oynanır bilmem ne öyle mi flash atılır diyorsun bana mesela Hı -hı. orada kışkırtmak için. Hatırlamıyorum biri dediğini düşün bunun. Ben de içimden diyorum ki ulan, bu doğru olan bu. Hani ben ondan üstünüm. Evet. Üstüm bile geçikmişim. Hani bir değerlendiriyorum. Acaba yanlış mı yapıyorum diye veya kötü müyüm diye. Sonra şakaya vuruyorum. İşte yani şaka yapmıştır. Eğleniyorlar falan diye. Kışkırtma olduğunu tamamen anlamadım ilk maçta. Hı hı. İkinci maçın da sonlarında biraz şey oldum yani. Acaba mı diye ama sonra sert giriştiler. Tepki vermediğim için sert giriştiler. Evet. Ama ben iyi olduğumu bildiğim için kendimi o yüzden takmıyordum. Yani düşün yakın arkadaşımı bile takmıyorum. Hani yakın youtuberın bana verdiği lafları bile takmıyorken ben niye şimdi YouTube'da yorum yapan adamı takayım ki? Evet. Çünkü ben kendi bildiğimi bilirim abi. Ve o yüzden orada deli yani sabırlı olmamın sebebi ve çıldırmamamın sebebi ben kendimi bilmem. Ve insanların laflarını çok şey yapmamam. Ama ne zaman sonunda gerçekçi gibi konuştular. Heh, evet. Eskiden yapılan olayları yüzme vurdular. O zaman delirdim. Evet. Çünkü onların üzerine o gün konuşuldu. Ben her şeyi açık açık söyledim. Yok bu şampiyonun videosunu önce çektin de yok bilmem ne yaptın da diye. Ben orada konuştum. Gerektiği zaman özrümü diledim, tamam eyvallah hani çekebilirdiniz, yapabilirdiniz başkasının şampiyonunu çektim falan filan diye hı hı. ama ben o zaman konuştum ve olaylar kapandı, sen niye bunu burada açıyorsun, sen nasıl, ne cüretle böyle konuşuyorsun diye sinirlendim, delirdim, hatta o gün Okan abi aradı beni lolpit, evet. ben zekan sandım, küfür ettim, kapadım telefonu falan. <laughs> evet, Okan abi diyor ki bana küfür etti. <gülüyor> 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 evet yani çok sinirlenmiştim çünkü beklemiyordum bir arkadaşımın böyle yapmasını çünkü olay bitti, kapanmış, hı hı. açılmaz. Ama Tabii sonra başka olduğu için hani şey olduğu için beni iyice patlatmak için bir tek onu söyleyebilirdi zaten ki ben o gün Discord'dan çıkmasam büyük ihtimalle sağlam gitmiştim yani. Hmm. Biz de tamam böyle konuşmuyoruz, laf atmıyoruz, küfür etmiyoruz yayınlarımızda, videolarımızda ama yanlış yere basarsan felaket patlarım yani. Tabii yani içinde bu zaman cevap vermiyor olmak bir şeyleri görmüyoruz anlamına gelmiyor yani. Doğru. Aynen yani. öyle. Hayır öyle yani. Doğru söylüyorsun. İyi bu çünkü yani. kışkırtma birçok kişi tarafından ya senin o sinirlendiğin an özellikle yorumlarda da vardı. Hani tamam kışkırtma güldük eğlendik de sonunda sanki bazı şeyler gerçekmiş de Hani ama kışkırtma işte yani gibisinden bir algı yarattı. Öyle çünkü başka hiçbir şey, hiçbir söylediği bir şey ya anneme küfür edecek ya onu söyleyecek yani. Hı -hı. Başka hiçbir söylediği şey beni sinirlendiremezdi. Ki ben kışkırtma olduğunu anlamamıştım yani. Peki tartışmak Yoksa mı? öyle patlamazdım Bu yani. Bizim öyle gördüğümüz bir patlama yerden sonra anlasaydım. devam etti mi? Çıkıştan sonra konuşuldu edildi. Ben anlık yine bir sinirim vardı ama Hı -hı. çok kısa bir sürede geçti yani. Ve hala daha bugün bile Wild Rift oynadık mesela zekanızda atıyorum. Hı -hı. Hani bir sıkıntımız yok. Daha yani. aranızda bir sıkıntı yok. Hı -hı. Okey. Peki yani senin bu şey konusunda bu karmaşa hani arkamdan konuşuyorlar vesaire vesaire dedin ya. Ama ben sallamıyorum. İ isim vermiyorum prim de yapmasınlar tarzda. Bence gayet güzel bir tutum. Ekstradan Flame bölümünün sonuna gelirken vermek istediğin bir mesaj var mı? Böyle masaya çıkarıp vurmak istediğin bir şey var mı ya? Yani? Abi arkamda konuşan önümdeki niyesin? <laughs> 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 ya biraz ağır kaçacak ama öyle yani. Hani <laughs> ben... Kimse benim umurumda değil. Kimse de beni umursamasın. Madem sevmiyor. Beni seversin, izlersin. Sevmezsin, izlemezsin. Eyvallah. Bu kadar derim yani. Daha Herkes ne konuşuyor önüne baksın arkamdan? yani. He, ben çünkü bu zamana kadar hiçbir zaman hı hı. ego yapmamış biriyim. Ligimle, şeyimle falan, ünvanımla. Ben challenger birincisi olmuşum. Üniversite yurt dışı dokumuşum, iyi evet. İyi bir puanla mezun olmuşum. Evim, arabam var. Her şeyim okeyim. Kendim için okeyim yani. Hı hı. Ben eğlencesine yapıyorum bunu. Ben seni niye takayım ya? Anladın mı? Doğru Hani mi? ben ben hiçbir zaman gidip de demedim sen o el odasın ben bu el odayım kendine gel yapmadım. Bunu hep içimde düşünürüm yani. Hı -hı. Hiçbir zaman birini aşağılamam birine bir şey demem. Sadece LoL'den değil başka kendi yaşantımda da böyle yapan biri değilim. Hı -hı. Ama insanlar kıyaslamaya giriyor çıkarsam korkacak yani. Anladın mı? Okay. Ama insanlara bunu anlatamıyorsun çünkü insanoğlu her zaman sataşmayı seviyor. Artık alıştık saçlarımızı döktük bunun üzerine yani. Yani bilmiyorum ağır mı konuşuyorum da. Yok yok. Biri de... <laughs> Bilmiyorum yani. Bence gayet... Yani yanlış bir şey söylemek istemiyorum ama olan bu yani. Niye hiç çiz çizgini bozmadın yani bu arada? Ön... Ne diyeyim abi naif adamı naif bir uyarı... mi yani? Hayır <laughs> hayır naif bir uyarıydı yani dert etmene gerek yok. Ben hiç gidip de alıp da işte hiç e şey bile yapmadım. İşte gel aram girelim bilmem ne falan. TR birincisiyim ben orada çağırsam 10 tane kız dizilecek belki. Şimdi kızlara şey olarak demiyorum. Evet. Bunu alma istersen. Sen ben... şimdi kızlara ne demek istiyorsun? <laughs> Hayır yani ben hiç öyle, yapayım. çok var adam birincisi oluyor ya da challenger var. oluyor giriyor aramlara şey yapıyorlar, oyun oynuyorlar. Ben hani tercih meselesi olabilir sonuçta. Dört işte tane kız oldu. tam yılda falan ha. böyle evet. ha yani eğlence meselesi, ben onu bile yapmamış biriyim yani, Hı -hı. yani yanlış anlaşılmam olsaydı kızlarla aram illa girmişimdir de hani bir şeyim olmadı yani. Dikkat çekmek için kullanmadım diyorsun yani. Hiçbir zaman yani. Ben yani doğru olan bu aslında ama bunu yapanlar ya, var yaparsın. Doğru. Ben o ya, içeriği bile ya, hatırlıyorum şeyden, yani şu an. Ya ben bile yaparım yani ama hani istesem ama hani öyle bir şeyim yok yani. Egomu kullan ego yapmadan devam ediyorum ve bunu bilerek kendime kısmıyorum yani. Böyle yetiştirildik. Evet. Böyle devam ediyorum. Yanlış bir cümle kurdum bilmem o kızlar falan dedi. Yok yok kişi. An hani... şey olmadı. Yani herhalde o kadar da yanlış anlayacak birisi yoktur yani. Bence de yoktur çünkü tercih sesi yaparsın abi. Atıyorum hani zekanız 9 tane kızla Among Us çekmiş. İzlenecek bir içerik süper. İzleniyor Hı -hı. da. Eyvallah devam hani buna buna kesinlikle hiçbir laf atmıyorum bu arada. Tercih mesesi bu ego da değil. Ben dediğim kısım ego kısmı hani Challengers'ın Challenger Ligi'ni onlarda kullanabilirsin gibi Kötü bir şey anlamış olabilen olabilir ama kötü bir niyetle bir şey söylemedim yani. Anladım anladım. Bu şey değil. Ee, senin sadece ya şimdi e, ben de yapabilirim ama ben Bildi. ya insanların ama benim bildiğim ve gördüğüm çok şey var o yüzden diyorum yani evet <laughs> ortamda anladın mı hani gerçekten ben bu yüzden dedim ben bunu açıklamadan söylediğim <laughs> için yanlış olabilir çok Sen şey bunu gördüm ya baya yani. dert ettin evet hadi alalım ya ben. dert ettiğimden yani değil aslında ama öyle anlaşılmış olabilir evet tamam tamam sıkıntı yok yani yanlış anlaşılacak bir şey söylemedi zaten söylesem ben videoları sonra da yayınlamadan önce izliyorum yani burada şey yaparız düzeltiriz bir soru yanlış anlaşılan yerleri. Peki okay. bu insanların bilmediği şeyler var ya. E doğal olarak biz biz şimdi dedim ya kameranın arkasında olanları biz biz biliyoruz. Bizim de bazen şey de olmuyor mesela. Ben denk gelmiyorsun ama kulağına geliyor. E, bu da insanlarda ara sıra bir dolma efekti yaratabilir. Hatta bu bu tarz sinir bozucu şeyler bence bir videoyu 10 kere çekmekten çok daha sinir bozucu. Çünkü konuşsan çok konuşacaksın ama birazcık kendini şey yapmaya çalışıyorsun, tutmaya çalışıyorsun. Çünkü konuşsam mesela başkasına da prim vereceksin. Ama bir yandan da mesela bu tavır, camianın içinde olan bu olaylar kitleyi de bir nevi açıklıyor biliyor musun? Çünkü en çok bizim LOL camiasında var. Geçmişinden bugüne kadar bakarsan kitlenin neden bu kadar toksik olduğunu, neden bu tarz şekilde sivri olduklarını? E, yine yayıncılar yine içerik üreticileri yüzünden yaşandı yani bütün bunlar. Doğru diyorsun. Yani en basit örneği geldi geldi 4 kişi takım arkadaşı onu trollemişti biliyorsan. Hı hı. Trolledi adamı oyuna kilitlediler mesela. Evet Hatta yani. Yayıncıyı trolledik. Hak ettiğini verdik. Evet. Biz vatan kurtarıldı. Tamam. <laughs> vatan kurtarıldı falan. Hani <laughs> birlikten doğuyor herhalde. yayın ortamından doğuyor. İnsan kendini göstermek istiyor. Kendine ilgi çekmek istiyor şeyler istediğinden oluyor. Herhalde. Herhalde. Neyse. Herhalde. O zaman söyleyecek bir şey yoksa Flame bölümünü kapatıyorum. Abi kapatabiliriz Flame'i. Hani benim bir... Ben sakinim. Hani bir an yükseldim <laughs> terledim onu. Sırf. Niye böyle oldu? <laughs> tamam. O zaman yavaş bak, yavaş... Yıllarımı verdim yıllarım Bir buçuk senedir YouTube'dayım. Oturduğum yerde bak kilo aldım yanaklarım işte yani. Sırf bu YouTube'da adam <laughs> akıllı <da> çalışıyoruz. Oturduğumuz <laughs> yerden çalışıyoruz diye kilo aldım yani. Kine spora de, bile gidemiyordun. Spor... <laughs> Hedeflerim spora yapıp kendimi düzeltmekte biraz ama... Biz çok uğraşıyoruz. Herkes çok uğraşıyor. Yayıncılar vesaire sevip sevmediğiniz de olsa... Birinin avukatlığını yapıp birine sövüp birini şey yapmana ihtiyacınız olmasın yani bence. En basit. Beğenmiyorsan kıyaf. geç kardeşim. Beğeniyorsan otur izle yani bu kadar. Peki bu hazır programın sonuna gelirken buradan duyurmak istedim. Rift kanalın zaten yukarıda dönüyor. Ama yeni bir proje olur bir şeyin olur var mı? Vallahi bir şey yok yani şu anlık Twitch'te yayın açıyorum. Rift ve Kasani's Creed kanalımda videolar atıyorum. Devam bu şekilde devam bir ayrı bir planım yok açıkçası. Okey aynı tempoda devam ediyorsun yani. Aynen öyle. Valla White katıldığı için sağ ol. Hakikaten aktı gitti yani. Güzel bölüm oldu. Aynen aynen aktı. Hiç ben de hiç düşünmedim yani ulan hani ne oluyor falan diye. Bildiğin aktı vakit. Çok iyiydi. Teşekkürler geldiğin için. Ben teşekkür ederim çağırdığın için. Ayrıca soruları soran arkadaşlara da teşekkür ediyorum buradan. Evet ben de teşekkür ediyorum. Siz de buraya kadar izlediyseniz size de çok teşekkürler. Dediğim gibi Wild Rift'in VR kanalına. Benim de VR kanalım bu arada gelmeyi unutmayın. Oradan zaten linkleri, kanal isimleri falan her şeyi görüyorsunuz. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Evet, gerçekten bu açıklamayı yapıp bu açıklamanın yapılmasına sebep olan video kadar boş bir şey yapıyorum şu anda. Evet, bunu yapmak zorundayım çünkü. Neden derseniz, bazı şeylerin açığa kavuşmasının vakti geldi. Uzun süre bir şey söylemedim çünkü. Ama birçok soru geldi. Şimdi, öncelikle söylenen lafın ne olduğunu da biraz sonra söyleyeceğim de. Hani tam olarak manasını anlayabilmek için çekilen videoyu sonuna kadar izledim. Şu bırakıyorum, yani dede lölü bıraktım artık tam ismini hatırlamıyorum, o videoyu. Hani acaba konu nasıl geliyor? içti diye. Ben hayatımdan dakikalar çaldım. Çünkü gerçekten sadece laf edilen kısmı da izleseymişim yani aynı şey olacakmış. İki kısımdan oluşuyor aslında söyleyeceklerim. Birincisi şöyle bir şey dönüyor. Direkt konuya gelelim. Boş yeri uzamasın. Ona şöyle yorumlar yapılıyormuş. İşte param bitti de şöyle oldu. Param bitti de böyle oldu. O da karşında diyor ki onu sürekli YouTube'a geri döndüm. Şöyle yaptım böyle yaptım diye saçma sapan triplere girdiği ee, YouTuber'lara söyleyin diyor. Eğer burada söylenen kişi bensem kalıbıyla konuşuyorum. Tamam mı? Çünkü biliyorsunuz ben de 3-4 kere geri döndüm diye video çektim. Daha doğrusu bu videolarda aynı zamanda neden olmadığımı da açıkladım. Tek işimin YouTube olmaması birincisi bir sorun mu teşkil ediyor? İkincisi istersen 18 kere geri döndüm videosu çekerim. Kim ne hadle param mı bitti lafınızı gidin onlara söyleyin diyebilir. İçerik konusunda laf edeceksek ben de ağzımı açayım o zaman ama yapmayacağım. Neden? Çünkü boş yapacak gerekçeyi kendimde görmüyorum. Şimdi bana bunu diyen kişinin tek işi YouTube olabilir. Saygı duyarım. Bilmediğimiz başka işleri de olabilir. Saygı duyarım. Herkesin duymak zorunda olduğu gibi. Kimseye sen niye şöyle yapıyorsun, niye böyle yaptın falan filan diye laf etmem. Ta ki camiayı kötü etkileyene kadar yani bu birinin yaptığı bir şey bütün camiayı kötü etkileyene kadar ben buna laf etmem. Ki şerefe programında da laf ettiğim tek şeyin kitleyi toksikleştirme olduğunu biliyorsunuz. Ha ama benim işim yüzünden kanalımdan ayrı kalma durumumu ben izleyicilerime zaten anlatmışken saçma sapan bir şekilde birisi gelip kendisine yapılan paran mı bitti muhabbetini bana çevirmeye çalıştığını görürsem de burun boş yapma hadi önüne bak derim. Eğer ki bana söylenmişse bu ben kastedilmişsem burada. Şimdi eğer ki'leri geçip direkt bize söylenene gelelim. Öncelikle şundan bahsediliyor. Lolu bırakmayı düşünüyorum. Belki arasıyla içerik gelir. Çünkü kitle çok toksikleşti. işte ortalığı karıştırmaya çalışan çok kişi var. Bir tane kitle var o kitle ortalığı karıştırmaya çalışıyor. Siz çok iyi biliyorsunuz. Mesela bir arkadaş bir tane program yapıyor. O programa kim konuk gelirse herkes onu haklı sanıyor. İşte ortalığı karıştırıyor. Artık ben buradan ayrılıyorum. Pasta hepinize kalsın. <laughs> Yani pastanla ayrılsaydın keşke. Çünkü gram umurumda değil bu arada. Yani umarım daha büyük pastalarınız olur. Pastaya tamah edenler varsa iyi afiyet olsun hepsine. Benim bu pasta muhabbetiniz gram umurumda değil. Oğlum benim maddi olarak beklentim içerisinde olduğum yer burası değil ki zaten. Hani kanalımı izleyen bir IQ'lu birisi bunu anlar. Kaç senedir ben kafemi açmışım orayla ilgileniyorum. Vakit bulduğumda da stres atmak için, kitlemle bir araya gelmek için, ölmediğimi göstermek için. Çünkü çok meme şeklinde dönüyor benim kitlem arasında. Buraya gelip videolarımı çekiyorum vakit buldukça. Pandemide mesela. Zamanımda çok daraldığında... E doğal olarak içeriğimi çekemiyorum. Neyse bu kimse ilgilendirmez. Ama şu ortalığı karıştırma muhabbeti bu, bu benim spesifik olarak böyle takıldığım ve eğlendiğim bir şey. Bunca zamandır YouTube'un içinde olanlar Olarak sizin ortalığı karıştırdığınız yeterince yetmedi, kitleleri birbirine saldırttığınız yeterince yetmedi, son 4-5 ayda yapılan e, benim programım Şerefe mi ortalığı karıştırıyormuş ki bir şey daha soracağım. Bu içeriye laf eden kişi yani hadi KFC diyelim, olarak sen de çekmeyi denedin. 4-5 bölüm yapmadın mı ben mi yanlış hatırlıyorum burada? Tam yıllarını koyarım unutmazsam. Benim sorduğum sorulara yakın soruları sen de sordun. O ortalığı karıştırmak değildi yani. Ha beklediğin gibi bir izlenme aldın almadın orasını ben bilmiyorum ama tabii çok da önemli değil çünkü senin de dediğin gibi hani bok atsam izlenir diyorsun ya. Büyük ihtimalle izleyenlere de selam. Ha ya da bu program kadar kaliteli yaptın yapmadın muhabbetini onu ben karar veremem. Ama brocum aynı şeyi sen de çekmeyi denedin. O zamanlar ortalığı karıştırma olmuyordu bu. Ben gerçekten durduk yere programa sallarken ne amaçlandı bunu bir çözemedim. Ha çözmeye çok da fazla kafa yormak istiyor muyum? İstemiyorum. Gereksiz bir gereksiz yapılan bir boş olarak görüyorum gerçekten bunu. Şu an videonun sonuna kadar gelmiş bunu dinleyen var mı da bilmiyorum da en azından merak edenler için bir açıklama yapma gereği duydum. Kısacası arkadaşlar kimi izliyorsanız izleyin. Tamam mı? Kimi seviyorsanız, kimin videolarını beğeniyorsanız onun olduğu ortamda bulunun. Ama saçma sapan polemiklere ortak olmaya çalışmayın. Ne benden kimse bu konu üzerine gitsin ne oradan birisi bana gelsin. Herkes brocum kendi içeriğini yapsın. ...önüne baksın, mümkünse boş yapmasın... ...Allah hepinize böyle daha fazla pasta falan nasip etsin. İzlenin ya, daha çok izlenin. Gerçekten isterim yani bunu. Yeter ki boş yapıp benim zamanımı çalmayın. Şu da söylenmiş hani ortalığı karıştırmak meselesi var ya... ...oraya gelen konuk bir şey söylüyor... ...insanlar da olayın aslını öyle zannediyor... ...oraya çıkan haklı oluyor. <laughs> Real mi? Gerçekten bura inanan var mı yani? Ben Şerefe'yi gerçekten şöyle... ...yani izleyenlerin de öyle olduğunu düşünüyorum. 3 IQ üzerinde olan birisi programı izlediğinde gelen kişinin olan bir olay üzerine yorum yaptığını anlar ve bir yönlendirme olmadığının da farkına varır. En çarpıcı sorulardan birisi şu: Hani sevmediğin birisi var mı camiada? Bazıları buna isim verir. Bazıları içerik söyler. Bazıları bir tür olarak betimler, Bazıları bir davranış söyler. E bunların hiçbirini kararlaştırmıyor. Konuk gelip kendi fikrini söylüyor. Ve biz konuklarla ve izleyenlerle harbiden eğleniyoruz. Dediğim gibi 3 sadece 3 IQ'nun üzerinde olan birisi bunun o tarz bir kaosa yönlendirilecek program olmadığını bilir. Ha bilmiyorum programlardaki gelen konuklardan birinin yaptığı açıklama rahatsız etti de böyle bir yorum mu yapıldı onu bilemem. Ama harbiden ortada Hani insanlar bir saat izliyor ya biz gelen konuklarla eğer bir saat bir video izliyorsanız emin olun o video en az iki saattir. Bizim gülüp eğlendiğimiz eğlendiğimizde konudan sapıp gerçekten işte başka yerlere gittiğimiz çok oluyor. Ama biz akış bozulmasın diye oraları kesiyoruz yayınlamadan önce. Ki herkes de buradan mutlu ayrılıyor. Ama niyeyse o kadar kişiyle çektik kimse böyle yapmadı. Birileri bunu ortalık karıştırmak olarak nitelendirdi. Dediğim gibi acaba yapılan yorumlardan bir tanesi rahatsız mı etti? Yani kısacası benim görüşlerim bu konu hakkında bu kadar. Uzamasını gram istemiyorum. Buraya kadar daha merak edip ya spesifik olarak burayı açıp merak edip izleyenler varsa da biliyorum drama ekmektir ama o ekmeği başkalarından bulmaya çalışın. Boş yere zamanımızı çalmayalım. Kendinize iyi bakın.